Reis'iymiş bilmem neymiş, biz onu anlamayız. Bugün öğretmen kimliğinizle baş tacısınız. Kıymetli Elmas Yağmur Başkanı'nın zaten güzelliğini anlatmamıza gerek yok. Arz ediyoruz. Neler söylemek ister? Buyursunlar efendim. Bir kuvvetli alkışlarınızla tabii. Evet. Benim adım öğretmen. Bana emanet bu vatan. Derken bütün meslekler kutsaldır. Hepsinin altında bir emek var, bir alın teri var, bir göz nuru var. Ama öğretmenlik bütün mesleklerin üstünde bir meslektir. Atatürk'ün dediği gibi, baktığımızda bu ülkede kim varsa, hangi meslek mensubu varsa, temelinde, mayasında mutlaka bir öğretmen vardır. Öğretmenin imzası vardır. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, bir gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir insanı kurtarmanın bir ailemi kurtarmak kadar önemli olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Çünkü iyi eğitilen bir insan huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Şuraya ya. 20 senedir yalnızca atanmış değil, aynı zamanda mesleğine kendini adamış bir cumhuriyet öğretmeni olarak özellikle dezavantajlı dediğimiz o mütevazi mahallelerde büyüyen, evleri küçük, yürekleri büyük çocukların öğretmeniyim ben. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Sözündeki bilinçle koşulsuz sevginin iyileştirici gücüne inanan bir öğretmenim. Bu yüzden ne mutlu kalplerindeki sevgiyle minicik tohumları bile kocaman çiçek bahçesine dönüştürebilen o şahane öğretmenlere. Benim evim bu vatan, çocuklar geleceğim. Baş öğretmen izninde son nefesimde bile öğretmen olarak öleceğim. Bu ödül hepimizin. Hayırlı olsun diyorum, sonsuz olsun diyorum. Bizleri bu ödüle layık gören temsilcimiz İsmet Taş Başkanlığı'nda yönetimindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi, saygı ve selamlıyorum. Teşekkürler.